Edip Çiçekli, Dedeniz Edip Çiçekli Suriye'yi kısa bir sürede olsa yönetti. Bunu konuşacağız ama öncelikle bir Suriyeli olarak 2011'de neler hissettiniz? Well, we felt we're going into freedom. Özgürlüğe doğru gittiğimizi hissettik. Özgürlük uzun süre boyunca onunla yaşamayanlar için çok şey ifade eder. Yani daha parlak bir gelecek arıyorduk. Ne yazık ki bunu bulamadık. Savaşı tercih etmiyorduk. Suriyeliler olarak özgürlük protestocularıydık. Rejimi değiştirip bahsettiğim umudu inşa etmek istiyorduk. أول خوف للنظام كان من يلي حملوا الكاميرا. Ama sonra her şey değişti. Well, things change. I mean. Evet, her şey değişir. Her şey istediğimiz gibi olmadı. Özellikle komşularımız, dostlarımız, dostumuz olduğunu söyleyenler de değişti. Ümran Dakneş, çarşamba gecesi Halep'teki bombardımanda evi vurulan sivillerden biri ve artık Suriye krizinin sembollerinden de bir tanesi. Ne yazık ki iç savaş çıktı. Bu laftan nefret ediyorum. Çünkü biz iç savaş çıkarmadık. Hükümet kendi halkına saldırdığında bu genelde iç savaş olmaz. Ama şimdi işler büyük ölçüde değişti. Savaşın başında bu kadar fazla sığınmacının Türkiye'ye akın edebileceğini düşünüyor muydunuz? Türkiye'ye gelen Suriyeliler ilk başta sadece birkaç gün ya da birkaç haftalığına kalmayı düşünüyordu. Bir ay kalmayı düşünen bile yoktu. Ben de dahil. Yani bu kimsenin planladığı bir şey değildi. Evet, öncelikle flash bir gelişmeyi verelim. Dünden bu yana bekleyen Suriyeliler şu dakikadan itibaren alınması kararlaştırdı. Şu anda kameraman arkadaşım sınırdan ilk geçen Suriyeliler de size gösteriyorlar. Gördüğünüz gibi yoğun şekilde silah sesleri ve bulunduğumuz bölgeye de silah mermiler gelmeye başladı. Şu anda kadın sığınmacı askerlerin yardımıyla kaldırılmaya çalışılıyor. Çünkü az önce sürünerek geçmeye çalışıyordu. Peki Türkiye'nin Suriyelilere ev sahibi yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bir Suriyeli ve insan olarak Türkiye'ye bu kadar Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için teşekkür etmek istiyorum. Eminim bu hiç kolay bir iş değil. Dünyada bu kadar mülteciye ev sahipliği yapabilecek başka bir ülke yok. Bunun olmasını sağlayan asıl şey Türk halkıdır. Türk halkı Suriye halkına gerçekten destek vermek istedi. Suriyelilere kapılarını açmaları muazzam bir iş. Diyanet İşleri Başkanı Allahu Ekber ve cami avlusunda toplanan herkes Suriyeli Emani, kucağındaki bebeği Halaf ve daha doğmamış bebeği için ağladı. You are living in Antep actually and in that city a Siz Gaziantep'te yaşıyorsunuz. Bu şehirde 70 yaşındaki Suriyeli bir kadın yüzünden tekmelendi. Saldırgan tutuklandı. Bundan önce 2017'de Sakarya'da bir Suriyeli kadın da tecavüze uğrayıp 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürüldü. Mahkeme iki katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Hükümet saldırıya çok ciddi tepki gösterdi. Göçmen karşıtı söylemi yayanlar da bu süreçte hatalı değil mi? Evet, öncelikle önemli bir şey söylemek istiyorum. Saldırıyı kim yaptıysa Türk halkını temsil etmediği kesin. Ben sokaklarda geziyorum. Türkçem iyi olmasa da birçok Türk arkadaşım var. İnsanlar yanıma gelip televizyonda gördüklerimiz bizi çok üzüyor. Sizin için üzülüyoruz. Sizi destekliyoruz. Böyle şeyler olmamalı diyor. Bu müthiş bir şey. Sağdaki, sokaktaki insanlar işlenen suçlardan rahatsızlık duyuyor. Mültecilere yönelik bu nefret söylemini kim kullanırsa kullansın, bu yanlış. Mülteci dediğiniz insanlar evini terk etmek zorunda kaldılar. This is the tip of the iceberg in Zaatari. في اللحظة اللي بتخطي فيها الحدود بتصبح لهجة وحياتك في ايدين اخرين. Savaştan kaçmak, başka bir ülkeye sığınmak zorunda kaldılar. Bir kere güçsüzler. Gelecekleri belirsiz. Bunların içinde doktorlar, çiftçiler, iyiler, kötüler var. Bunu anlamalıyız. Maşa Suriyun أغرب ماراثون في التاريخ 42 عاما يرفعون صور الفرد بدأوا مشيهم المعاكس
Şam'da kim iktidarda olursa olsun Suriye ile ilişkilerimizin yapıcı bir diyalog zeminine oturtulması gerekiyor. Hiçbir sığınmacı, hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz. Böylesi bir vahşete ortak olamayız. One of the main criticism points of the opposition in Turkey. Türkiye'deki muhalefetin en önemli eleştiri noktalarından biri de sığınmacı meselesi. Bu sık sık tartışmalara yol açıyor. Bu siyasi tartışmaların ortasında kalmak size neler hissettiriyor? It's really sad. Honestly sad and inhumane because Açıkçası çok üzücü. Mültecileri siyasi meselelere karıştırmak doğru değil. Kendinizi düşünün. Evinizi terk etmişsiniz, ülkenizi, ailenizi, topraklarınızı, işinizi bırakmışsınız. Sınırı geçip başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Burada güvenlik arıyorsunuz. Daha sonra birden haberlerde insanlar sizi kovmak istiyoruz, diyor. Görüşümüz gayet nettir. Gidecekler. 2 yıl içinde gidecekler. Göndereceğiz. Bunu duyunca kendinizi güvensiz hissediyorsunuz. İnsanların sokakta size ev sahipliği yaptığını görüyorsunuz ancak daha sonra televizyonu açıyorsunuz, bir siyasi parti aleyhinize konuşuyor. Siyasi hiçbir konuyla ilginiz olmasa bile etkileniyorsunuz. Sessiz istila artık sessiz değil. A video titled The Silent Invasion was Geçtiğimiz günlerde Sessiz İstila adlı bir video yayınlandı. Odağında Suriyeli mülteciler vardı. Videoda Suriyelilerin Türkiye'yi ele geçirdiği bir gelecek tasvir edildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ videoya sponsor olduğunu duyurdu. Bu videoyu izlediniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Açıkçası izlemedim. Bir kısmını gördüm. Hakkında makaleler okudum. Bu kısa filmdeki bilgilerin büyük kısmı yanlış. Suriye'de savaş bitti ancak Türkiye'nin kucağında nur topu gibi 8 milyon Suriyeli sığınmacı kaldı. Resmi verilerin yerine tamamen uydurma. Sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz bekleniyor. Neredeyse 10 milyon göçmene Suriyeli'ye çıkma ihtimali olan bir rakamı bu ülke 3 milyon 762 binde tuttu. İnsanlara mülteciler hakkında dedikodu yaymaya çalışıyor. Ateşe atılacak odun muamelesi yapıyorlar. Şift العلامات الأشد على الخراب. Suriye defalarca genel af ilan etti. Sizce mülteciler buna güvenmeli mi? There's a problem. We cannot trust. Evet, bu bir sorun. Sivilleri bombalayan, insanları öldüren, ölümüne işkence eden bir hükümete güvenemeyiz. Birleşmiş Milletler ve diğer ülkeler tarafından kanıtlanmış suçlar bunlar. Hamza adri ayni. Lekin belki naifiye benden. Geriye dönmek isteyen çok sayıda Suriyeli biliyorum. Düşünsenize, bir ömür çalışıp ev almışsınız, toprağınız var. Öylece bırakabilir misiniz? İnsanlar geri dönmek istiyor. Ama sorun şu, bir kere savaş bitmedi. Hala bombalamalar var. Önce Suriye'ye girmek için vatandaş olmanıza rağmen sizden para istiyorlar. Sonra bir noktada sizi sorguya çekiyorlar. Niye Türkiye'ye gittiniz? 2 yıl orada niye kaldınız? Diye soruyorlar. Yani geri dönmeyi çok zor ya da güvensiz hale getiriyorlar. Toprağı olan, mülkü olan, hayatı, anıları olan herkes işlerin düzelmesi durumunda geri dönmek istiyor. Bütün Kuzey Suriye'deki biriket evlerin bitişiyle birlikte onları oralara dönüşünü sağlayacak. Peki Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki biriket ev projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gönüllü geri dönme süreci nasıl işlemeli? Çok zor sorular soruyorsunuz bana. Bakın öncelikle birçok Suriyeli geri dönmek istiyor. Sadece İdlib'de 1,8 milyon kişi kamplarda yaşıyor. Bu yüzden biriket evler tabii ki daha iyi bir alternatif. Ama son karar sahadaki mültecilerin. Ben burada otel odasından çadırda yaşayan insanlar adına karar veremem. Bence hayat kalitesini artıracak bir şey. Çünkü bizim için hayır onları çadırda tutun, demografi değişmesin demek çok kolay. Yani her şeyin tek bir çözümü olamaz. Would be the break much better? Of course, would be much better. Your grandfather was born in the Hama Sancak. Dedeniz Osmanlı'nın Hama Sancağı'nda dünyaya geldi. Soyadınız Çiçekli. Soyadınızın hikayesi nedir? Sanırım Türkçe. It's Turkish, I think. Well, the last name is Turkish, and this is really also good to mention. Soyadımız Türkçe. Tarihten de bahsetmekte fayda var. Dedemin Hama'daki evi hala duruyor.
Bununla gurur duyuyoruz. Birçok ailenin Türkçe soyadı var. Osmanlı döneminde sınır yoktu. Her şey normaldi. Ankara'da Arapça bilmeyen Türk kökenli kuzenlerim var. Bazı kuzenlerim sosyal medyadan yazıyor. Akraba olduğumuzu biliyoruz. Bir de aile soy ağacımıza baktığınızda birçok farklı yere gidiyor. Arap Yarımadası var mesela. Bu size bölge hakkında çok şey söylüyor. Yani bu bölge bir noktada dünyanın merkeziydi. Soyadımın Türkçe olmasından memnunum. Ailem aslen Türk mü emin değilim ama Arapça konuşamayan Türk kuzenlerim var. Sema. عملت هالفيلم مشانك أصلا بيقدروا بكتير اليوم نعم تبكي مثل أي طفل عادي هذا الشيء اللي عم يحرق قلبي Suriye'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? I wish I know, right? Keşke bilsem. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Devrimin başında birkaç haftada biter diyorduk. Sonra birkaç ay oldu. Şimdi ise 10 yılı geride bıraktık. Bu bölgede yaşanan en vahşi savaş. Minik Aylan Kurdi 2 yaşındaydı. Kıyıya vuran bedeni dünyayı ayağa kaldırdı. Kanayan vicdan çizgilere böyle yansıdı. Ama bölge insanı dirayetlidir. Bu kadar kötüsü olmasa da daha önce de savaş görmüş bir halk. Rahatça ayaklanıp hayatlarına devam edebilirler. Bize sabır lazım, destek olmalıyız. Gelecek çok güzel olacak bence ama yakın gelecek değil. نحن نموت بكل ما في الحياة